Arkadaşlar selam. Canım sıkıldıkça Google Sheets ile ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Ama bu videoları çekmemin sebebi tabii ki canım sıkıldığı için değil. Aslında Google Sheets ile ilgili gerçekten çok fazla şey yapabileceğimizden dolayı ve gerçekten çok eğlenceli. Google Sheets'te biz kendimizi geliştirirsek o zaman ileride JavaScript ile veyahut da farklı şeylerle işlemler yaparken keyif alabiliriz. Bugün yapacağımız çalışmada Google Sheets'te tüm dillere çeviri özelliği. Bunu yapabilmek için tabii ki dillere ihtiyacımız var. Hangi dil olduğunu biliyor olmamız lazım. Ama basitten başlayalım. İlk önce Google Sheets'i açtık ve açtıktan sonra da eğer kahveniz de hazırsa o zaman hemen çalışmaya başlıyoruz. Peki hemen bir yazı yazalım. Klavyemi Türkçe'ye çevirdim. Merhaba dünya dedim. Merhaba dünya dedikten sonra Google Translate özelliğini kullanmak istiyorum. Burada teksti ver. Ondan sonra hangi dil olacağını söyle ve hangi dile çevireceğini söyle diyor. Peki ilk önce ben bir elle yazmaya çalışayım. Çift tırnak gerekiyor bize. Merhaba dedim sadece. Merhaba dedikten sonra yine çift tırnakla burada TRD yazdım. Yine çift tırnakla END yazdım. Ve baktığımız zaman çeviri yaptı. Ama merhaba dünyanın çevirisi değil bu tabii ki. Neyin çevirisi? Merhaba yazısının çevirisi. Peki biz nasıl olacak da merhaba dünya yazan A1'deki değeri alacağız? Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tek yapacağım şey artık burada merhaba yazmasın. A1'deki değer yazsın diyorum. Peki. Güzel. Ama öyle bir şey olsun ki ben sadece buradan tek bir dili seçmeyeyim. Bütün diller burada gözüksün. Bütün diller gözüktükten sonra da bütün dillerin arasından seçim yapayım. Bunu yapabilmek için ilk önce TRN gibi kodlara ihtiyacımız var. Acaba kaç tane dil var? Bunu bilmiyoruz. Google'da sanırım 60'tan fazla şu anda dil desteği var. Bu dil desteği için de yine bir aratma yaptım. Aratma yaptıktan sonra tüm Google Translate short kodları diye baktık. Ve burada dil ve dilin kısa kodu olarak yazıyor. Peki bunları kopyaladım. Kopyaladıktan sonra yeni bir tane sayfa açtım. Ve bu sayfayı açtıktan sonra da sadece değerleri yapıştır dedim. Şu anda değerleri yapıştır dediğim zaman ilk önce dilin ismi, daha sonra da onun kısa kodu var. Evet, bize ne gerekiyor? Bize ilk önce buradaki kısa kodlar gerekiyor. Ama kısa kodlardan da önemli olan nokta şu. Biz bir tanesini seçeceğiz ve onu seçtikten sonra diğerlerini çevirecek. Yani burada kaç tane varmış? Burada 64 tane kısa kod var. Peki bizim yapmamız gereken şey ne? Bir tanesini seçtik. Mesela İngilizceyi seçtik. İngilizce hariç olanları göstermek. Burada durum biraz farklılaşıyor. Biz nasıl olacak da ilk önce bir tanesini seçeceğiz. Baştan başlayalım. İlk önce bir tanesini nasıl seçeceğiz? Ona bakmaya çalışalım. Yani burada bizim yapmamız gereken şey artık mesela buraya TR demek. Daha sonra da şu alta geleyim. Ve buraya da N diyelim. Eşittir Google Translate. Google Translate yazı bu. Orijinal dil bu. Ve çevirecek dil de bu. Peki ne oldu? TR de Hello World olarak yapıldı ve burada N'ye çeviri dedik. FR olsaydı ona göre çeviriyi yapacaktı. Doğru mu çevirdi bilmiyorum. Neyse. Peki buradaki listeyi biz nasıl getireceğiz? Listeyi getirmek için de burada bir tane datanın içerisinde data validation kısmı vardı. Peki nerede olacak bu? B1'de olacak. Range neresi olacak? Range'de listeye tıklayalım. Ve listeye tıkladıktan sonra da şuradaki range olacak dedim. Ve daha sonradan da bakalım oldu mu. Buradan geldiğimiz zaman artık TR'yi bulmaya çalışalım. TR, TR, TR. Evet buradaymış. TR'de yazınca burada geldi ama FR olmayacak bu. Tüm diller olacaktı. Bizim amacımız buydu. Yani tek dil olduğunda zaten bunu yapmak kolay. Peki nasıl olacak da biz
yukarıdaki dil hariç yapacağız. Aslında burada bahsettiğimiz şey bir filtreleme. Bir filtreleme özelliğini yapmak istiyoruz. Yani burada her şey gözüksün ama yukarıdaki hariç. Bunu yapabilmek için de filter diyorum. Filter dedikten sonra ilk önce range'i belirlemem lazım. Yani hangi aralıkta olacak? Hangi aralıkta olacağını belirtmek için de buradan kodun içerisinden geldim. Ve yukarıdakini seçmeyi şimdilik yapmadım. Yine aynı şekilde kodun içerisinden B2'den B65'e yukarıdakini tekrar düzelteceğim. Burada da şey demek istiyorum. Buna eşit değil de buna eşit olmayan demek istiyorum. Neden? Çünkü bir tanesi hariç demek için aslında ona eşit olmayanları buluyor olmam lazım. O yüzden büyüktür küçüktür diyorum. Yani bu olmayan demek oluyor bu. Peki nerede ki sheet 1'in içerisindeki en yukarıdaki yazı? Peki bir de şurada B3 değil de B2 olacaktı bu. Çünkü oradaki aralıktan başlıyordu. Ve şu anda baktığımız zaman bütün her şey geldi. Harika. Şimdi Hello World yazısı vardı ve Hello World yazısı B1'den B2'ye doğru translate oluyormuş. Peki aşağı doğru alınca her şey yolunda mı? Bakalım A4'e alıyor ve hepsi yanlış yanlış şeyler alıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Bunu düzeltmek için de bilmem gereken şey şu. Ben bir şeyleri sabitleyeceğim ama bir şeyler değişecek. Yani Hello World yazısı sürekli sabit kalacak. Buradaki orijinal dil seçeneği sabit kalacak. Ama onun dışında hemen yan tarafındaki hücreden hangi dile çevireceği bilgisini alması lazım. Bunu yapmak için de ilkine geldim. Ve burada fonksiyonla birlikte F4'e bastım. Sizin klavyenizde F4 tuşu var mı bilmiyorum ama fonksiyonla birlikte bazen de basılıyor, bazen de normal oluyor. B1 ise benim orijinal dilimdi. Ve buradaki B2 ise benim aslında değiştirmek istediğim dildi. O yüzden bunu bu şekilde bıraktım. Ve buradaki formülü artık aşağı doğru aldığım zaman dikkatli bakacak olursanız burada dolarlı olanlar sabit olanlar anlamına geliyor. Ve sabit olanları aldık ve değiştirmemiz gereken şeyler de hemen yan tarafta. Bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman artık harika. Tüm dillere çeviri yapabiliyoruz. Peki tüm dillere çeviri için hangi özelliği kullanmıştık? Burada filter özelliğini kullandık. Filter özelliği ne yapıyor? Şuradaki hücrede filter özelliğini kullandık. Filter bizim tüm dillerde bunu görmemizi sağlıyor. Nasıl yapıyor peki bunu? Tümünü al. Tümünü aldıktan sonra B1 hariç olanları getir dediğimizde oldu. Peki ben buradan İngilizceyi seçecek olursam geleyim listeye. Ama İngilizceyi bulamıyorum. İngilizceyi bulamamamın sebebi ise TR, EN veyahut da ne bileyim başka bir şey olduğunda bunu çok iyi bir şekilde bulamıyor olmam. Şimdi baştan başlayalım. Google Translate ile ilgili bir tane formül öğrendik. Şimdi filter öğrendik ve filter'da aslında conditionlar verebiliyoruz. Birden fazla da verebiliyoruz. Bunların nasıl olduğunu biraz gördük. Bir tane daha komut ekleyelim. Komutumuz da şu olsun. Biz TR değil de aslında bir yanındaki Türkçe'yi seçelim ama hemen yan tarafa TR bilgisini kendisi getirsin. Bunu yapabilmemiz için de yine buradaki Data Validation'a geliyorum. Data Validation'a geldikten sonra B2 değil de bu sefer A2'den A65'e kadar olanlar olacak diyorum. Ve tekrar baktığımız zaman artık Irish diye geliyor. Ama Irish diye geldiği zaman bir şeyler yolunda gitmedi. Ne oldu? Irish'in kodu gelmedi. Irish'in kodunu buluyor olmamız lazım. Veyahut da Turkish'in kodunu buluyor olmamız lazım. Bunu yapabilmek için de VLOOKUP'ı kullanacağız. VLOOKUP ne yapıyor? Buradaki değere bak. Ondan sonra hemen yanındaki veyahut da 3 yanındaki değeri getir gibi bir kombinasyon yapabiliyoruz. Peki VLOOKUP kullanalım. Hangi değeri aratacağız? Buradaki. Peki nerede aratacağız? Şurada aratacağız. Hangisini getireyim? İlkini mi, ikincisini mi? Burada sayıyor olmam lazım. Birincisi yani A hücresindekiler mi? Hayır. B'ler mi? Evet yani buraya 2 diye yazıyorum. 2 diye yazdığında Irish'in kodu geldi. Buradan tekrar Turkish'i seçeyim. Turkish'i seçince de
false diyelim. Yani ilk bulduğu değeri ve net bulduğu değeri getirsin. Bunu yaptık ama burada bir değişiklik yapıyor olmamız lazım. Artık burası B1'e değil de C1'e bakacak. Yani şuradaki değere bakacak. Ve buradaki değeri de otomatik olarak biz değiştirebileceğiz. Artık bunu aşağı doğru tekrar çektiğimde çekelim. Harika. Hepsi geldi. Ama gördüğünüz gibi burada B2'deki bilgiler geldi ama tabii ki artık TR de geldi. TR neden geldi? Şundan dolayı gelmişti. Buradaki filtreyi ayarlamadık diye. Bunu artık ayarlarsınız. Çünkü bayağı enteresan şeyler yaptık burada. Peki ne yapacağız şimdi? Artık Türkçe yerine başka bir dil seçmek istersek buradan otomatik olarak seçeceğiz. Ve seçtikten sonra da hemen ona göre diğer dil seçenekleri geliyor olacak. İngilizceyi seçelim. İngilizceyi seçtikten sonra sadece Haydi'yi yazalım. Haydi'yi yazdıktan sonra da hemen tüm dillerdeki karşılığı gelecek. Umarım bu videoyu keyifli bulmuşsunuzdur. Çünkü Google'ın gerçekten çok fazla özelliği var ve Sheets'in içerisinde bunları muazzam bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Siz de bu özellikleri kullanarak istediğiniz gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Tüm dilleri çeviri bence güzeldi. Bir sonraki videoda görüşürüz.